Bu video İtopya'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Hoppala, birader niye tribe giriyorsunuz her seferinde? Sen haritanın rengini gördün mü? Gördük evet. Kara olanla nasıl konuşuyorsun o halde? Kara olan mı? Tövbe estağfurullah. Oğlum seçimi CHP kazanmadı ki. AK Parti kaybetti. Aynen. Demirel de öyle diyordu. Abi acıkınca hemen Ecevit'e bağlıyorsun. Al şunu ye kendine gel. İyi misin abi? Aynen iyi geldi. Sen bir lokma daha ye, biz işimizi garantiye alalım. Daha iyi misin? Çok iyi geldi. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin en köklü partisi. Hatta resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nden daha yaşlı. Memleketin önemli kilometre taşlarından biri olan CHP, 100 yıllık tarihiyle halen daha ülkenin geleceğini belirleyen bir noktada. Statükosu her daim aynı ama kendisi zaman zaman yeniden şekilleniyor, yani yeni bir kalıba giriyor. Mesela kuruluş yıllarında Atatürk zamanındaki CHP ülkeyi yönetmek için kullanılan bir araçtı. Parti başta Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'na önderlik eden devrimci kadrolar tarafından kurulduğu için bu isimler aynı zamanda ülkenin kurucu felsefesini oluşturmuştu. Atatürk CHP'si temel amacı toplumsal modernleşmeyi tepeden aşağıya doğru gerçekleştirmek ve Batı'nın yaşadığı belli tarihsel süreçleri atlamak suretiyle seküler, milli ve modern bir halk yaratmaktı. Evet, bu CHP'nin elitist ve statüko yanlısı bir çizgide olduğunun en iyi örneğiydi. Atatürk'ten sonra İnönü'de 1938-1950 yıllarına dek aynı çizgide hareket etti. Ancak yapılan ilk adil seçimlerde halk CHP'ye kırmızı kart göstermiş ve Demokrat Parti yılları başlamıştır. 1960'lı yıllarda dönemin CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, ortanın solu söylemiyle partiyi elitist çizgiden halkçı çizgiye taşımayı başardığı gibi İnönü'yü de 1972 yılında koltuğundan devirdi. Ecevit'in genel başkanlığı ile CHP artık elitizmden popülizme doğru yol almaya başlamıştır. Yeni genel başkanın gösterişsiz ve servetten yoksun hayatı halkçı Ecevit simgesinin oluşmasını sağladığı gibi CHP'yi tekrar Anadolu'nun ücra köşelerine soktu. Ecevit CHP'si artık laikliğin koruyucusu misyonuyla devam etmek yerine daha çok gelir adaletsizliği ve eşitsizliğe odaklanan bir söylem ve politikayı benimsedi. Tabi Bülent Ecevit ve yardımcı kadroları partiyi bürokratik elitist çizgiden uzaklaştırmış olsa da Atatürk ve kuruluş fikirlerine daima sahip çıkmışlardır. Ecevit'ten sonra yani Deniz Baykal döneminde ise CHP tekrar elit çizgiye kaymış ve bu durumda partinin halkın değerlerine yabancı olduğu ve dini özgürlükleri bastırmak istediği algısını oluşturdu. Baykal'ın katı laik imajı partinin yerinde saymasına sebep olurken 2010'da başlayan Kılıçdaroğlu dönemiyle CHP ikinci kez popülist siyasete yöneldi. Bu dönemde partiye aşırı laik ve milliyetçi siyasetini yumuşatarak daha pragmatik bir yol izlemiştir. Ancak Baykal döneminde olduğu gibi bu yıllarda da iktidarın söylem üstünlüğü nedeniyle CHP seçimlerde sürekli mağlup oldu. CHP'nin elitizmi bir köşeye bırakıp halkçı çizgiye yönelmesinin ilk kıvılcımı 2018 yılında olmuştur. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce, partinin seçkin bürokratik tarzından uzak durmuş ve tamamıyla halka benzeyen bir figür oluşturmak istemiştir. Hatta elit-halk çelişkisinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sarayda yaşayan beyaz Türk, kendisini ise gariban ve Türkiye'nin zencisi olarak dillendirmiştir. Ancak seçim sonuçlarıyla beraber CHP'nin aradığı popülist lider Muharrem İnce olmadı. Evet sevgili yurttaşlar, şampanya kadehini şerefinize kaldırıyorum. Şampanya mı? Merak etme Yusuf'um, bir saat sonra Hırka-i Şerif Camii'nde de olacağız. Evet, CHP'nin popülizme yönelen ilk ciddi değişimini sağladığı yükseliş 2019 yerel seçimlerinde oldu. Bu seçimlerde 1994 yılından beri AK Parti ve öncülerinin elinde olan İstanbul, Ekrem İmamoğlu aracılığıyla CHP'nin eline geçti. İmamoğlu'nun bu zaferi CHP için kronikleşmiş mağlubiyet algısını da yıkmış oldu. O döneme kadar pek ünlü olmayan Ekrem İmamoğlu kazandığı seçimlerden dolayı şu anda Türkiye'nin en ünlü 5 isminden biri. Ona biçilen rol o kadar değerli ki Almanya Cumhurbaşkanı önce Erdoğan ile değil onunla görüşüyor. Ekrem İmamoğlu her ne kadar seküler bir yaşam tarzı sürse de muhafazakar değerlerle de bir o kadar barışık söylemler geliştiriyor. Halkla iletişim konusunda da oldukça yetenekli olan Ekrem İmamoğlu'na bir de ekonomik sorunlar gibi meze verirsen tabii ki de popülerliğini arttırdığı gibi başarılı da olur, seçim falan da kaybetmez. Özellikle 2024 yerel seçiminden sonra İmamoğlu'na paha biçilmez bir misyon yüklendiği gibi artık eskisinden de daha güçlü biri. Muhtemelen Türk siyaseti yeni bir Özal, yeni bir Mesut Yılmaz'ı İmamoğlu aracılığıyla doğuracak. Peki İmamoğlu gerçekten de CHP'nin aradığı popülist lider mi? Nereden çıktı bu Karadeniz'de fırlama tip? Gelin bir like ve abone karşılığında sizlere Ekrem İmamoğlu'nun başarılı hayat hikayesini anlatalım. 1970'li yılların başında Trabzon'da İzzi Zorlu ile hayatına başlayan minik İmamoğlu'nun ailesi ticarette parayı dibine kadar vuruyordu. 17-18 yaşlarında İstanbul'a gelen İmamoğlu ailesinin de etkisiyle Turgut Özal'dan etkilenmişti. 90'lar siyasetinde kendine ANAP'ta yer bulan İmamoğlu 2008 yılında CHP'ye üye oldu ve sadece bir yıl sonra partinin Beylikdüzü ilçe başkanlığına atandı. Bu arada Beylikdüzü o yılda ilçe olmuştu. İlk yerel seçimlerinde AK Parti burayı kazandı. İmamoğlu ise 2014 yerel seçimlerine gidilen süreçte ilçenin belediye başkanı olmak için mevcut görevinden istifa etti ve bir yıl boyunca adaylığı için çalışmalar düzenledi. İşin sonunda aday olan ve yaklaşık 11 puan farkla belediye başkanı seçilen İmamoğlu ilk seçimini zaferle açmış oldu. O zamanlar 40'lı yaşların başında olduğu için dinamikti ve her gün ilçeyi tavaf edebiliyordu. Şimdiki gibi 50'sini devirmemişti. Biliyorsunuz genç olmak daha hızlı yaşamak anlamına geliyor. Vücudun kaldıramadığı her şeyi yapabilecek güçte oluyorsunuz ve Mart ayının sonunda rahatlıkla sıfır kolla takılabiliyorsunuz. Çok alınmayın 50'sine merdiven dayayan izleyicilerim, 20'li yaşındaki bu kardeşiniz size şaka yapıyor. İhtiyarlığın lüzumu yok. Ne? Ben de sizin yaşlarınıza gelince görecek miyim ebemi? Doğru, yaşınıza geleceğim ama bunu siz görecek misiniz onu bilmiyorum.
Tamam, şakayı kesiyorum. Ölüm Allah'ın emridir diyerek videoya devam edelim. Ama yine de kendinizi genç hissetmek istiyorsanız sponsorum İtopya'dan bahsedeyim. İtopya bilgisayarla ilgili A'dan Z'ye her türlü ürüne oldukça cüzi miktarla sahip olabileceğiniz gariban dostu bir bilgisayar mağazasıdır. Türkiye'nin en büyük bilgisayar merkezi olan itopya.com neredeyse yılın her haftası muazzam indirimlerle akılları baştan almaya devam ediyor. Yani geçen haftaki kampanyayı kaçırdım diye üzülmeyin. Elimizde kampanyadan bol ne var ki? Bu sefer de fırsat şöleni kampanyasıyla mouse'dan klavyelere, monitörlerden SSD'lere, yani aklınıza bilgisayarla ilgili ne geliyorsa şu anda körpe bir şekilde raflarda indirimli halde sizleri bekliyor. Pederi ikna etme konusunda sorun yaşıyorsanız onu haşince cezalandırmak için bana mail atabilirsiniz dostlarım. Hadi gelin her zamanki gibi sizlere özel bir sistemle toplayalım. Hop, canavarı görüyor musun? Emin ol, fiyatı da kendisi kadar güzel. Bu müthiş sistem evinize bolluk ve bereket getirmenin yanında size yüksek FPS kavramının ne demek olduğunu da oyunlarda gösterecek. Evet, size özel toplanan sistemler ve kampanyalar için açıklama kısmını kontrol edebilir. Daha sonra başta İtopya olmak üzere bize hayır dualarında bulunabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Beylikdüzü Belediye Başkanı'na geri dönelim. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı oldukça verimli geçmiş, başkan neredeyse bütün ilçenin gönlünü kazanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne biraz muhafazakar kaçan bu isim 2019 yerel seçimlerinde İstanbul için bulunmaz bir nimetti. Her ne kadar parti yönetimi İmamoğlu ismine karşı çıksa da Kılıçdaroğlu adayından emindi. Ekrem'in işi kolaydı zaten. Yani Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk yılında ekonomik sorunlar ve göçmen meselesi halkın bir numaralı gündemi oldu. İmamoğlu'nun da klasikleşmiş asık suratlı layık CHP'li imajından uzak durması da oldukça işe yaradı. Diğer bir önemli etken ise farklı siyasi ideolojilere sahip olan ve normal şartlarda silksen yan yana gelmesi mümkün görünmeyen bazı partilerin kırılgan koalisyonunun da etkisi oldukça mühimdir. İmamoğlu bu şartlarda 31 Mart 2019 tarihinde kısmi bir başarı kazandı. Evet, yanlış duymadınız, kısmi bir başarı. Ama bu kısmi başarısını açık bir zafere dönüştürmesini de çok iyi bilecekti. İmamoğlu ilk seçimde rakibi Binali Yıldırım'dan yalnızca 13 bin oy fazla alırken tekrarlanan seçimlerle beraber mağdur İmamoğlu portresi aradaki farkı 806 bine çıkarmıştır. Hiç şüphesiz bu oy farkında İmamoğlu'nun krizi çok iyi değerlendirip kullanması yatıyor. Böylece Ekrem İmamoğlu uzun yıllar sürecek bir şekilde Türk siyaset sahnesine giriş yaptı. Sahnede olduğundan beri AK Parti karşısında alternatif bir popülist siyaset izlediğine dair birçok teori ortaya konulabilir. Mesela İmamoğlu'nun herkese kucaklayan politikası CHP'nin geleneksel seçmen profilini aşarak toplumun her kesimine hitap etmiştir. Bu AK Parti'yi rahatsız eden bir siyaset tarzıydı. Zira yıllarca AK Parti CHP'yi Kemalist elitlerin partisi olarak yorumlamış ve söylemlerini buna göre inşa etmişti. Ancak İmamoğlu'nun ortaya koyduğu uzlaşmacı ve halkçı imaj AK Parti'nin bütün söylemlerine darbe vurdu. İmamoğlu'nun dinlendirdiği bir diğer mesele de hayata geçirmek istediği bazı projelerin hükümet tarafından engellendiğine yönelikti. İstanbul halkının hizmet almasının siyasi meselelerle engellendiğini söyleyen İmamoğlu, Kanal İstanbul projesini de eliter garibanlar zeminine çekerek AK Parti hükümetini saraylı, halktan kopmuş azınlık olarak yorumladı. İmamoğlu'nun bu stratejisiyle beraber CHP ve elitler olarak kodlanan algı da yıkılmış oldu. Tabii tekrar söylüyorum dostlarım, İmamoğlu'nun izlediği stratejinin tutmasının en önemli sebebi de yükselen enflasyondu. İmamoğlu bu kodları doğru okuyup doğru hamleler yaptı diyebilirsiniz. Ona söyleyecek bir şey yok. Yiğidi öldür, hakkını yeme. İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanı olduğu sürede muhalif kitle tarafından potansiyel Cumhurbaşkanı adayı olarak görüldü. Bu görevi de kendine yakıştıran İmamoğlu, CHP'nin İstanbul örgütünü yeniden yapılandırmak isteyince genel merkezde, yani Kılıçdaroğlu tayfası ile arası açıldı. Yine aynı dönemde İmamoğlu'nun pozisyonunda güç kaybetti. İlk olarak bazı anketlere göre İmamoğlu olası Cumhurbaşkanı adayları arasında Mansur Yavaş'ın gerisine düşmüştür. Ayrıca İmamoğlu'nun bir takım hataları onun popülerliğini azalttı. Kimilerine göre ise İBB Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığı hedefine fazla odaklanıp kenti geri plana attığı algısı ve yaşadığı iletişim kazaları sonucunda süreci yönetememesi ona olan desteği azaltmıştır. Zaten 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu adaylığında diletince AK Parti en güçsüz olduğu dönemde bir seçim daha kazandı. Seçimden hemen sonra Kılıçdaroğlu'nu eleştirip değişim çağrısı yapanların başında İmamoğlu vardı. Parti kısa bir karışıklıktan sonra kurultaya gitti ve bam! Özgür Özel dönemine merhaba deyin dostlarım. Değişimle beraber 2024 yerel seçimlerine giden CHP büyük bir zafer kazandı. Ekrem İmamoğlu bu seçimde 1 milyondan fazla oyla rakibini eledi. Bununla beraber İmamoğlu tekrar eski gücüne kavuştu. Böylece tekrar potansiyel Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ekrem bu sefer bunu daha belirgin bir şekilde yapacaktı. Seçim gecesi Erdoğan konuşma yapmak için kadraja girince aynı anda İmamoğlu da konuşma yaptı. Evet, benim asıl rakibim Murat Kurum değil sensin demek istiyordu. Bu önemli bir mesajdı. Bir sonraki seçimlerde rakibim ben olacağım diyordu adeta. Her türlü gömleği giymeyi başaran İmamoğlu'nun Özgür Özel ile de arasının açıldığını düşünenler var. Mesela Özgür Özel seçimden önce İmamoğlu adayımız tarzında takılsa da seçimden hemen sonra bu duruma Mansur Yavaş'ı da ortak ederek hangi
hangisi daha popülerse forvete onu koyacağım şeklinde takıldı. Acaba bu İmamoğlu'na partiyi yönetmeye kalkma seni silerim demek miydi? Yoksa masumane bir söylem miydi? Onu bilmem ama kimi çevreye göre İmamoğlu şu andan itibaren CHP'nin fiili lideri. Ben değil ha. Azımsanmayacak kadar büyük bir kitle bunu savunuyor. O yüzden Özgür abi bana kurulmana hiç gerek yok. Ekrem İmamoğlu'nun ANAP kökeninden ve mevcut siyaset tarzından yola çıkarak onun CHP'yi Anavatan Partisi'ne dönüştürmeyi hedeflediğini savunan bu kitle, İstanbul Belediye Başkanı'na Mesut Yılmaz profiline uygun görmüşlerdir. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da oldukça göz önünde olan Ekrem İmamoğlu'nun gelecekte Cumhurbaşkanı olacağını düşünen onlarca isim var. Tabi İmamoğlu'nun siyasi yasaklı olarak damgalandığı mahkemeleri de unutmamak lazım. Şayet böyle bir şey gerçekleşirse Trabzonlu fırlamanın önü uzun yıllar kaparacak gibi. İmamoğlu hype'ı iyi değerlendirir mi bilemeyiz ama sevgili dostlarım, unutmayın, tarih tekerrürden ibarettir.